Yani bir dakika bir kendimize gelelim, bir sakin ne? olalım ya. Bu arada ya millet o kamburukta o kamburuk istifada gitsin de. Manchester United ya. bu arada üstünlüğü yakalamış arkadaşlarım o bilgiyi benimle paylaştılar. Ne yapsın şimdi Kopenhag kızalım mı? Evet. Nasıl kazanamadın da sen nasıl o sahaya Genel çıktın? doğru Kopenhag. yaptı, Amrabat'ı çıkardı, Eriksson oyunu aldı. Dedim gol gelir şimdi. Evet. Geldim Abi işte. Old Trafford'da Manchester'da oynuyor Kopenhag. Helal evet. olsun. Taş se gibi takım bak. Ben Kopenhag'ı ayakta alkışlıyorum. Çıkar çıkmaz grup Nefis top oynuyorlar abi. Sevgili Serkan. Herhalde. Ama ya yani Manchester'a yenildi diye de istifam etsin. Hayır şimdi ben kendi görüşüm biraz da zoraki bir şekilde söz alarak söylüyorum. E, e, hayal Okan Hoca ya. Okan Hoca bundan sonraki bütün maçlarını kaybedecek olsa bile Galatasaray kesinlikle Yok, buradan diyorsunuz. ayrılması düşünülmemesi bile bırak e, lazım. Bırakın konuşmayı. İki Evet Bayan Münih şu ana kadar kimseye yenememiştir. Bundan sonra da yenemeyecek olabilirler. Ayrı konu. Ama Galatasaray bugün Bayan Münih'i yenebileceğini bana gösterdi. Aynen. Bence de bu çok ben, özel bir şey. Ben bunun üzerinde Aynen. duruyorum. Sonra da diyorum ki ya madem ben bunu gördüm, belki bugün yenemedik ama bundan sonraki maçta yenelim ya? Oraya gittiğimiz zaman orada da kaybedebiliriz. Hocam, Sorun değil. Büyük maçlara ama çok... ben orada da yenemiyorsam bu yüzden. Okan Hoca büyük maçlara, derbi maçlara, bu tip maçlara takımı da çok iyi hazırlıyor, kendisi de çok iyi hazırlanıyor. Bu tip maçlara gerçekten de bu oyun, e, strateji, ilk 11 her şey güzel. Valla aklıma... 8 numara yani Şampiyonlar Ligi'nde demiyorum bak standartında demiyorum. Şampiyonlar Ligi standartında zaten yok da bence Süper Lig standartında 8'i onu yok. Bak Süper Lig'de çok iyi onlar var. Fenerbahçe'nin 10 numarasına bir bakın performansına. Fenerbahçe'nin 8'i Fred arkadaşlar. Sol bek. Fenerbahçe'nin sol de bir bakalım rica ediyorum. Hani o yüzden Galatasaray bence bu akşam mükemmel iş çıkarttı. Ben gurur duyuyorum. Ya pozisyonlara bu... devam edelim hocam. Çünkü vaktimiz çok mi? az. Galatasaray'ın 8 numarada oynatabileceği, 10 numarada oynatabileceği şu an sana 6 tane oyuncu sayabilirim. 6 tane ama 6 tane alıp da hala 8'in 10'un yokken ben de Sol sana bekerim. derim ki sevgili Serkan bir dahaki sene 6 oyuncu alma. 3 tane al. 3 tane al ama onların 2 katı kalitedeki oyuncuları al. Senin 8'in de olsun. 10 Genel 10 olarak yoksun. tüm kulüplere söylüyorum hocam niye 6 tane oyuncu alayım? Bir sosyal medya ağı kurarım. Beni eleştirenleri Evet. Neyse. Devam edelim. E, Neyse. o devam zaman, o zaman edelim. kağıt üzerinde şampiyon olursun. Neyse, hocam, ama boş ver. Önemli değil sadece, yani. Öyle oluyor zaten hocam. Sıradaki pozisyon ekranda. Saşaboy'u Boy'u içeri çeviriyor. Bir, bir sektirdi. Hadi. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top dışarıda. Galatasaray'ın en net pozisyonlarından biriydi bu. Şimdi hocam. bir Galatasaray'ın demin Kerem'in vuruşuyla net pozisyon saydık. Bu da ikinci Galatasaray'ın net pozisyonu. Galatasaray önde baskılı oynadığı anlarda zaten e, genelde e, kanat oyuncuları içeriye girdiği için beklerle hücum eden bir Galatasaray var. İşte sağ taraftan bek bindirmesiyle harika bir hücum. İçeriye doğru sert kesilen bir top. Ulrayış bugün bence çok iyi bir performans gösterdi. Son anda uzanıyor ve Kerem'in önüne tokatlıyor Kerem için beklenmeyen bir top. Yani çok şanssız bir vuruş olmuş. Bu arada Onur yani, hamlesi evet, ilk anda hatası var. Kerem'in, evet, Kerem'in Kerem sol ayağına da gelse top orada <laughs> daha iyi bir vuruş e, Olabilir. Yap, yapabilecek. Her türlü özelliği de var. Zaman da var, alan da var. Maalesef kötü bir vuruş olmuş söylenecek bir şey. Devam şeyler. edelim. Galatasaray'ın değerlendiremediği fırsat. Kerem Aktürkoğlu ile taç kullanıyor Galatasaray. Kazımcan'la öndürey'e doğru sert bir top Icardi hareketlendi. Yanlış görmediysem Nusayr Mazravi orada pozisyonun içinde ondan seken top direkten dışarı çıktı. Bu burada, organizasyonu burada Kazımcan oynadığında görüyoruz hocam. Şimdi bakın şeyde daha sonra Kazımcan topu taştan avuta attı diye bir eleştiri yapmıştık. Evet. Galatasaray'ın çalıştığı duran top organizasyonlarından bir tanesi bu. Icardi devamlı buraya geliyor. Evet. Uzun oynanıyor. Icardi buradan içeriye aşırtmaya çalışıyor. Her zaman da olmuyor, burada da olmadı. İkinci yarıdaki pozisyonda da olmayacak. Denemeye değer ama. Tabii canım. <laughs> Devam edelim. 28. dakika Galatasaray atakta Kazım can çevirdi içeri. Çok da iyi yere topu gönderdi ve yerde kalan Mauro Icardi karar penaltı. Galatasaray Mauro Icardi ile penaltıyı kazandı. Kimih ve kimince o noktada Icardi'ye baskıya giden oyunculardı. İkisinin birden hamlesi var. Galatasaray'ın 5 tane oyuncusu ceza sahasında. Galatasaray bu sefer diğer kanattan e, geliyor ki bu kanat oyunlarını bence Galatasaray bakın çok da iyi yaptı. Yine e, açık oyuncusu içeride. Bek bindirdi. Sert içeriye doğru yerden kesilmiş bir top çok net bir penaltı kimmiş iki tane penaltı topla. Yandı hocam iki tane evet toplasa bile Icardi'ye net bir darbesi var. Bence hiç e, tartışılmayan bir pozisyon. Devam edelim. Galatasaray'ın penaltı golü görüntüye gelecek. Bayern Münih'e karşı oynuyorsunuz. 1-0 geridesiniz. İzah edemeyeceğimiz Bayağı bir pozisyon izledik. Cesur olmanız gerekiyor bu ee, Bir önce yapmak için. Old Trafford'da penaltı kaçırmışsınız. Evet. Bayern Münih'le oynuyorsunuz. Penaltıyı parenka atıyorsunuz. Abi bakın şimdi tabii ki bunu Barış Alper yapsa, Kerem yapsa ne bileyim. Kaan Ayhan hatta tecrübeli milli oyuncumuz Kaan Ayhan yapsa. Yani e, Kerem Demirbay yapsa. Sadece Türkleri de söylemeyelim. Zaha'ya da kızardık yani. Ama abi Icardi yapar. ya yani, bu kadar ya konuşacak bir tarafı yok. Değil yani, mi? gol olduktan sonra konuşacak Şu an için. Şey. Hayır olmasa da ne diyeyim abi Icardi Şu de. an için. Eğlenmek için futbol oynuyor adam helal olsun. İçimden ne geçti biliyor musunuz? Evet. Almanlar disiplinleriyle meşhurdur. Aa işte sana Alman futbolu hocam. Anlatan Alman spiker acaba bu golü nasıl, <laughs> nasıl anlattı? Nasıl anlattı onu? Nasıl ya. Merak falan ettim. Nasıl anlattı sen mi söylüyorum çok ya merak O yüzden ettim. Mesut Özil gibi adamı görünce onlar da dağıldı. Mesela on numarada öyle bir oyuncu yok çıkmıyor Her zaman onlardan. Denk hani anca bizim genlerle falan çıkıyor işte Arjantin genleriyle çıkıyor böyle şeyler. Yani mesela Panenka atan Alman yani. Ya, şimdi, yani. cümle içinde bile kullanamıyor. Mesela bayağı Münih'in bir oyuncusu panenka atacak akşam kovulur. Şimdi bu kadar bu golden bu kadar keyif alan biri yarın öbür gün bir Panenka'da... Icardi golü kaçırırsa sakın hayır eleştirmesin. Kaçırır da? Hayır kaçırırsa keyif alanlar eleştirmesin. Ben, ben eleştirmeyeceğim. nasıl eleştireyim abi adını? Ben eleştirmeyeceğim. Ya ben Manchester'da eleştirdim yalnız hocam ]mış. yan yanaydık Sen eleştirdim sonra gitti dibine girdi o golü attı ben şey ne diyeyim bu adama? Topak, Artık ben İkardi'nin da sıkıldım. Yalnız aklıma ne geldi hocam biliyor musun çok araya gireceğim. <laughs> 8 dakikamız var Panay, çok kısa atmayı unutturmuştu bize. Kerem'le biliyorsun girdi. Şimdi o unutuldu. Yarın bir gün acaba Kerem'le yaptığı hareketi bir daha yapabilir mi? Mesela penaltı penaltısını altısını atalım. Bayağı sezon olur. Yapmaz, onu yapmasın. unutulmaz. Onu yapmasın, onu, bir daha yapmasın Devam yapmasın onu yapmasın. Devam edelim. Devam. Vaktimiz dar. Galatasaray yine toplu oynuyor. Savunma arkasına doğru atılan pas. Kerem Aktürkoğlu Kim Mince mücadelesi. Şu Kim Mince üç, üç. çok iri, çok büyük ama Kerem de biraz çabuk. Burada zor durumda bıraktı Güney Koreli'yi. Durduracağız biraz sonra. Kereme geldiği anda durduracağız. Durdur. Tam vurduğu anda. bomboş geliyor adam. Tam Aha vurdu. Yani. durduk. durduk. İkarde olsa verir mi Kerem Bey? Bir dakika burada durduk. Şuraya vurma yerine buraya bıraksa ne olacak? Hocam İkarde olsa bırakırdı zaten. Evet. Hocam onu görmemiştir. Ya, ya. sadece ki ay sadece ne? İşte nasıl gör görmeyecek teteyi. Kerem sadece diye pas vermek istiyor arkadaşlar. diye veremiyorsa kendi atmak istiyor. Bu kadar basit. Bunu da ya atacaksın ya da vereceksin. Atamıyorsan vereceksin. Hocam görememiş olabilir mi? Bir daha geriden, Bir daha geriden alalım. İm kendi kendi hissiyatıma söyleyeceğim. En geriden alabilir miyiz evet, pozisyonu? İkardi olmadığını gördü onun. Bakıyoruz. Yok, hiç yani Bence oralı değil. bence görmemiş de olabilir ama e, hocam ben, büyük futbolcuysan çevre kontrolü evet, Galatasaray'da oynuyorsan adın Kerem. Görmemesi bunu, bence bu, görüp vermemesinden bu, daha büyük bu, problem. Bunu, bunu bunu göreceksin ve oraya oynayacaksın. Yani kendi atsa bile doğru karar topu oraya oynamak. Hocam zor. görmemesi görüp de vermemesinden daha kötü. Devam edelim. Galatasaray'ın Keremle değerlendiremediği fırsat ekrandaydı. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Torreira Kimihe baskıda bulunuyor. Sonrasında yerde Kerem'in pası Icardi'ye, Icardi'nin vuruşunda top dışarı gitti. Şu Kim Min de son anda gelişi. Torreira'ya da kocaman ee, bir alkış yalnız. Bugün yine Şimdi çok demin iyi ki pozisyonla çok. beraber 4 gol saydım Galatasaray'a. Bunu da sayarsak 5 ki tam vurduğu anda Kim Min önünde. Kaleyi tutacak bir top ya onun bacak arasından geçerdi veya çarpar gitmezdi. Yani bu burada ikar diye söylenecek bir şey yok. Bence Icardi onun geldiğini görünce bacağının yanından hemen ikinci direğe vurmaya çalışmış. Torreira'dan çok kısa zamanda jeneriklik bir gol bekliyorum. Yani. Çok deniyor. Deniyor. bir e, Yılda olacak. da bir tane atsın zaten. E, Devam ablanıyor. edelim. <laughs> Devam ediyoruz. İlk Kaç yarı, dakika olduğunu da sorayım. İlk yarı 4 dakika. Bitebilir bitebilirmiş. Torreira'nın sonra... vuruşu, Torreira'nın vuruşunda... Değilir. Top dışarı gidiyor. Icardi'nin pasında Uruguaylı oyuncu kaleyi düşündü. Top as farklı dışarı çıktı. Acaba yerden de vardı kerem oynayabilir miydi sert? Güzel ne mi dersiniz hocam? Çok güzel olmuş. Yani bu, ya bu, da sağ, vuruş, bu, bu vuruşta gol yapması çok kolay Abi değil. Abi Kerem biraz boşa çıktı yani orada yani. oynayabilir, ya. Tete oynayabilir. Oyunun devamı var. Devamından Kerem oynaması çok güzel. Mesela teteğe... Torreira'nın bende bu şutu çekme kredisi yok. Torreira çok büyük futbolcu. Galatasaray'ın başarılarında başrollerde. Hı hı. Bugün de muhteşem oynadı. Çok. Ayakta alkışlıyorum. Ama bu şutu çekme kredisi yok. Ya Tete'ye ver kardeşim. Ya Kerem'e ver. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynuyorsun o, Kerem ya. Kerem'in bulunduğu izahı yani, biraz ya, hayır, bak. kapatıyor oraya Sen oradan zor. kaç tane gol attın abi? Galatasaray. Yanlış anlama. Şimanski'nin Şimanski Şimanski skoru yok deyip Sen... şey yapan e, yorumcular oldu biliyorsun. Affedersin. Torreira skorer olduğu için mi Galatasaray'da oynuyor? Ya şimdi, ya Versene bak. abi TT'ye. Orada Kerem'e bile benim kendi görüşüm. İngilizlerin o meşhur yerden ayağa pasları vardı. verirdi yani oradan Kerem'i bile düşünür, niye düşündü demeyiz. Hocam Icardi'nin şut çekme niye kredisi düşündü var mı? Var. Be. Ama Icardi pas verirdi. Bak, çok... İddia Burada ediyorum pas verirdi. Burada da çok güzel pas, verir. Icardi Icardi bir pas zaten. verirdi. Icardi pas verirdi. Toreyra'ya da çok kızamayacağım çünkü bence mükemmel bir Bak, oyuncu. Galatasaray'da çok faydalı. Bugün de çok olabilir. iyi oynuyor. Icardi'nin posu da çok iyi. Ama bu şutu yani. çekme abi. Devam edelim. Vakit dar. Yaklaşık 4 dakikamız var. Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kullanıyor. Mertens'in ortasında Torreira kafayı vurdu. Bak, top dışarı yok. çıktı. Bu, bu açıdan tamam. da hocam herhalde daha iyi bir vuruş. Suatka direği çok taşmış. Direğe bu kadar öne taştıktan sonra onu kaleye çevirmek i̇şte hocam ne? Çok, çok kolay Milye, değil. Duran toptan da gol atarsak zaten evet. arşu alaya çıkarız yani. Kaldı ki kaldı ki e, kaleci de o birinci direği kapatmış durumda. Peki hocam Bayramiye Duran Toptan gol atsak ancak böyle atarız zaten. Ön direkte kısa boylu adamla Suat Kaya falan. Hani. Zaten adamları nasıl atalım yani? En fazla Bizim... arka direğe çevirmeyi yani, deneyebilirim. Ya en da yere fazla. seker falan ıskalar. Bir, bir dakika bakın bence iyi ol, Bir dakika i̇yi olduğu deneme, gibi, gibi boş, olduğu tam vurduğu anda buradakilerden biri buraya koysa buradan yerden gelecek bir hocam, topla vuramaz o mı? Duran top dedi ya bak Icardi'nin peşini yani, nasıl kopalıyor? 27 numara burası yani, bak, burası olduğu, ki, olduğu gibi boş. Vallahi, İki kişi burada bekliyor bak. Ama bak, bak Icardi'nin peşinde nasıl yapıştı hocam orada? Devam ediyoruz. Icardi oraya koşuyor. Kaçıyor bak arkadan da Lemire nasıl koyuluyor onu. I, I, Icardi boşa rakipten kurtulma adına e, e, koşu yapıyor. Hiç oraya koşmasına gerek yok. Yani Sıradaki pozisyonumuz 73. dakika. Bayern Münih oradan. atakta. Nusayr Mazraoui içeri çevirdi. Sonrasında Musiala'nın pası Harry Kane'in vuruşunda top Boye'den sekti. Kane'in önünde kaldı. Skor 2-1'e geldi. Boye çarpmasa Mini da... ceza dururdu. vermeyen Münih yönetimini tebrik ediyorum. Filistin'le ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı birçok saçma sapan kulüp yönetimi gibi ceza vermediler. Evet. Ve bak nasıl verim aldılar. O çocuk sayesinde bugün de bu golle buluştular. Ee, Münih'i de tebrik ederim. Hocam çok kısa yorum. E, Sanchez'in Sanchez ayakta kalması lazım. Abdülkerim'in bence kollarını arkaya bağlayıp zaten ona o zaman alanı verdi. O zaman alanı vermemesi lazım. Burada yakın oynamayı maalesef çok iyi beceremiyoruz. Bizim eksiklerimizden bir o. İkisinin birden rakibe çok zaman alan bırakması gol yememize neden oluyor. Devam ediyoruz. Bakın rahat. Sanchez ellerini bağlamış arkaya yere atmış kendini. Sonrasında da evet. gol geliyor. Giliyor. Bayern Atak'ta çok çok az zamanım var Savaş Çorlu. Harry Kane topla buluşan oyuncu Musiala'ya verdi. Dünyada ayak içini en iyi kullanan oyunculardan biridir Cemal Musiala. Geçen sezonda şampiyonluk golünü kaydetmişti yine bir ayak içi vuruşu. Temiz vurdu. Çok köşeye bile değil. Yani bu kötü bir vuruş bence. Baskı altında evet. Abdülkerim karşısında topu onun yanından çevirdiği anda zaten gol yani çok olacak. Çok övgü yani. hak eden bir vuruş değil. Vurdu gol oldu. Hayır, i̇şte bizim vuruş. arkadaşlarımız çok... Kerem gibi şu topu çok... tavana asayım dersen o gol kaçar. Bu Bak adam çerçeveyi çok tutturdu. Çok basit, evet. garanti bir gol evet. vuruşu. Evet. İşte Kerem'in olması gerektiği bir şey var. Öyle tavana asayım. Yok kenara bırakayım. Aman çatala göndereyim. Öyle bir şey yok abi. Bak çerçeveyi tutsun gol oluyor. Bu da bir gol. Öteki Aynen. de bir gol. Ee, Ama iyi bir vuruş olduğunu düşünmüyorum. sonuna geldik sanıyorum. Son bir buçuk dakikamız. Bayern Münih serbest vuruş kullandı. Sanayi ile Mustera başarılıydı. Top kornere çeldi. Gol mu? Devam edelim. Içeri. Devam. Ya oluyordu galiba. 90 artı 5 son pozisyon. Abdülkerim burada topu ağlara gönderdi, omuzla vurdu zannediyorum ama de bayrak havadaydı, koluyla. offside, koluyla. Hem offside, gönderdi zaten hem offside hem de bakın koluyla. Evet, koluyla 60 net bir şekilde ee, şimdi gördük. Ee, süremizin de sonuna geldiğimizi belirtelim. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Serkan Korkmaz.